Sevgili dostlarım, herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda standart yasal uyarımız, kesinlikle alım satım tavsiyesi içermemektedir. Ve de kanalımıza desteklerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza eğer abone değilseniz abone olmayı, videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı, beğeni ve yorumları da eksik etmeyiniz. Video ve kanal linkimizi sosyal medyalarda da paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Evet, bu videomuzda sizlerle BIST 100 endeksini incelemiş olacağız sevgili dostlar. Bakalım borsamızda durum nasıl? 1 saatlik grafik ekranımızda. Evet, şöyle açtığımız zaman sevgili dostlar, önemli bir destek dalgasını, önemli bir destek yelpazesini görmüş olacağız. Şimdi sırasıyla bunları çizelim arkadaşlar şu şekilde. Şimdi arkadaşlar, kırmızıyla çizmiş olduğum destek hattı. Bunu biraz daha kalınlaştıralım. Bizim ilk böyle darbe yiyeceğimiz bölgedir arkadaşlar. Yani takibini ona göre sağlayalım. Kırmızı halka destek noktaları bizim için ilk etapta dikkat edeceğimiz hususlardır sevgili dostlar. Şöyle yapalım burayı da. Bakalım temas ettiği noktalar 2, 3, 4, bakın şurada 5. Demek ki burada kendine güçlü bir yer edinmiş durumda. Saatlik grafiğimizde bakınız, buraya temas ederek yukarıya doğru gidiyor arkadaşlar. Yani bu bandın altına sarkma olmadığı müddetçe bir sıkıntı söz konusu değil. Ama bu seviyenin altına olası sarkmalarda sıkıntılar yaşayabiliriz sevgili dostlar. Onun için buraya dikkat etmiş olacağız. Özellikle MA21 değerimiz 96.000'lerden geçmekte. Bu seviyelerde bizim için şu an itibariyle saat bazda destek bölgemiz arkadaşlar. Hemen orayı da yapıştıralım şu şekilde. Evet, 96.000 bantları bizim için önemli bir değer, destek noktası. Bu kanalımızın içerisine gittiğimiz müddetçe hiçbir sıkıntımız yok. Lakin burada kırılım gelir ise akabinde diğer destek noktasına doğru bir yöneliş olacak ki o da bakınız şu bölgeden ana bir destek hattı olarak takip edilebilir ki burada da 93.000, 94.000 bantlarına kadar bir gevşeme söz konusu olabilir. 93.700'lerde zaten MA 200'lük hareketli ortalamamıza denk gelen bölgemiz. Bütün bu değerler saat bazlı değerlendirdiğimiz zaman karşımıza çıkan önemli destek bölgeleri olarak değerlendirebiliriz. 96.000, 93.700 bantları bizim için önemli destekler arkadaşlar. Üstte ise direnç olarak bizi bekleyen en önemli nokta 98.000 seviyeleri sevgili dostlar. Saatlik bazda. Evet. Bakın 98.000'in geldiği yere fiyat etiketini yapıştıralım. Bakın şu bölge bizim için önemli bir direnç bölgesi sevgili dostlar. Peki hareketli ortalamalarımız bize ne söylüyor? Hemen dilerseniz onlara bakalım. Şimdi burada dikkatimizi çeken göreceli güç endeksi saatlik bazda. Bakın şu şekilde. Şöyle koyalım. Evet. Bakın saatlik bazda baktığımız zaman birinci desteğimiz, İkinci desteğimiz ve üçüncü destek, bakınız arkadaşlar, burada bu destekte kırılmadığı müddetçe sıkıntımız yok. Saatlik bazda şöyle 54 seviyelerin altına sarkmalı ki satış üretmiş olsun teknik anlamda göreceli güç endeksi. Evet, şimdilik destek hattının üzerinde tutunmuş gidiyor ama tepelerdeki aşağı doğru çekilmelerde dikkatinizden kaçmasa gerek sevgili dostlar. Yani şu şekilde bir kırılım bizim için sıkıntı doğurabilir. Göreceli güç endeksini iyi takip edin. 3 tane destek bölgesi saatlik grafikte mevcut. 4. test edip eğer buradan aşağı sarkmalar olursa endekste bir satış dalgası gelebilir arkadaşlar. Dikkat edin. Göreceli güç endeksi burada bizim en önemli
ön sezimiz olacak arkadaşlar. Yani burada en önemli bizim için yol gösterici, rehber konumunda göreceli güç endeksi mutlaka saatlik bazda takibini sağlayın arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim şöyle 4 saatlik grafiğine. Evet, 4 saatlikte mavi 96.600 seviyeleri EMA 100'lük seviyenin üzerinde yer almaktayız. Ki yeşil çizginin de yani 5 EMA 5'in hareketli ortalamanın da 100'ü kesmek üzere olduğunu buradan görebiliyoruz. Yani burada 500 kesişmesi gerçekleşirse bu bizim için pozitif olacak ki daha aşağıda da 20-50 kesişmesi gerçekleşmiş. Bu da küçük çaplı bir Golden Cross diyebiliriz. Şimdilik hareketli ortalamalarda pozitife yakın bir durum var. Lakin 100 saatlik hareketli ortalama bizim için burada önemli bir kriter sevgili dostlar. 96.600 seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. 4 saatlik grafikte bu seviyeleri destek kabul edebiliriz. Bu seviyenin üzerinde tutunmalıyız ki sağlıklı bir yol alabilmeliyiz. 96.600 seviyeleri önemli arkadaşlar. Tam da şu anda bu sınır hattındayız. Dikkat edilecek bir bölge olarak karşımızda duruyor arkadaşlar. Yine 4 saat bazda da buraya dikkat ediniz. Yine hareketli ortalamalara baktığımız zaman göreceli güç endeksi mutlaka bizim hem saatlikte hem de 4 saatte hiç fark etmez arkadaşlar. Olmazsa olmazımız. Bakınız. Şu göreceli güç endeksini iyi takip edin. Gerçekten çok çok faydasını göreceksiniz. Şurada eğer olası bir kırılım gelirse aşağı doğru satışı yiyebilir arkadaşlar. Buraya da dikkat ederek takip etmiş olacağız. Umarım güzel yerlere gelir ama tedbir de her zaman için elden bırakmayacağız. Evet. Şimdilik söyleyeceğimiz bu şekilde. Tekrar ilerleyen saat dilimlerinde görüşebiliriz arkadaşlar. Videolar çekebiliriz endeksle ilgili. Göreceli güç endeksi hem saatlikte hem de günlükte en göze çarpan unsur konumunda mutlaka ve mutlaka bu bölge iyi takip edilmeli sevgili dostlar. Bakınız. Bu kadar net, bu kadar şeffaf bir teknik yapmış sevgili dostlar. Sizler için bunu değerlendirin. Yani şu seviye eğer saatte kırılırsa orada bir düşünün arkadaşlar. Yani dikkat edin orada. Bunu takip edin. Yani ben nerede şöyle stop olayım, nerede gireyim, devam edeyim muhabbetini yapan arkadaşlarımız mutlaka göreceli güç endeksi saat bazda takip edin. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.